Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, antrenör Erdal Güneş ve futbolculardan Kerim Avcı, Muhammed Enes, Igor ve Femi Balogun, Akkent Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Büyük bir ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılanan futbolcular ve teknik direktör Mehmet Altıparmak, öğrencilerin soruları karşısında verdikleri samimi cevaplarla sık sık alkış aldı. Ayrıca kırmızı siyahlılar okulun futsal takımına da malzeme yardımı yaparak genç sporculara hediyelerde bulundu. Bizlerin yoğunluğundan değil, sizler de bizi buraya davet ettiniz. Bizler de size teşekkür ederiz. Bizim için büyük bir zevk sizlerle birlikte olmak. Ben Ankaralıyım. Bütün ailem, her şeyim Ankara'da. 23 yaşında oğlum var. 11 yaşında kızım var. Ve böyle sizin gibi çok okulları ziyaret ettik. Sizden tek ricam var. Hepinizden. Her şeyi unutun. Yapacağınız tek şey ülkenize, milletinize faydalı birer insan olmak ve Atatürk ilke ve inkılaplara doğrultusunda yetişmeniz. Bizim için en önemli şey bu. Hayatın çeşitli devrelerinde her şey başınıza gelecek arkadaşlar. Daha yolun başındasınız. Çok uzun bir hayatınız var. Bu hayatta başınıza gelecek her şeyi, zorlukları çalışarak ve azimle halledebilirsiniz arkadaşlar. Biz buralara gelirken şu anda belki hepiniz için çoğumuz bir idolüz. Veyahut da işte çok sevilen kişileriz. Bizler de buraya gelene kadar çok şeyler yaşadık. Başımızdan çok şeyler geçti. Ama ben hiçbir şekilde çalışmaktan yılmadım ve buraya çalışarak geldim. Sizlere de tek tavsiyem, çalışın, çalışın ve büyüklerinizi dinleyin. Futsal takımı vardı. Bayan olması ayrıca çok hoşumuza gitti. Bundan sonra en büyük destekçiniz benim. Yardım edilecek ne konu varsa hocam önce bana geleceksiniz. Çünkü sizler bizim için çok değerlisiniz. Hem zaten bayan olmanız hem de futbolla ilgilenmeniz bizim için çok değerli. İnanılmaz bir basın olayı var. İnsanları hep yönlendiriyorlar bazı şeylere. Hepimiz muhakkak bir takım tutuyoruz. Ben kendi adıma, ben iyi bir Beşiktaşlıyımdır. Ama bu Beşiktaş sevgim sadece sahanın içinde renklerine, işte oynanan futboluna olan sevgimdir. Hiçbir zaman fanatiklik ve diğer şeyleri karıştırmayalım. Şimdi hepiniz beraber aynı yerde okuyorsunuz, beraber yemek yiyorsunuz. Fakat futbol olduğu zaman konu, işte atıyorum Fenerbahçe Galatasaray maçında aynı o beraber her şeyi yapan iki kişi kavga ediyorsunuz. Bunun nedenini hiç sordunuz mu kendinize? Anneniz babanız mı söylüyor? Öğretmenleriniz mi söylüyor? Yok, sadece toplum psikolojisi diye bir şey var arkadaşlar. Bu sizi yönlendiriyor. İşte çok sevdiğiniz bir dayınız, amcanız size diyor ki o Fenerbahçeliler var ya bilmem böyleler diyor. Sonra öbürü geliyor ki bu Galatasaray var ya böyle diyor ve sizin bilinçaltınıza bunları yerleştiriyorlar. Ve sonucunda beraber yediğiniz, içtiğiniz, her şeyi paylaştığınız insanla kavga ediyorsunuz. Ve bizim de amacımız, işte eğer eğitebilirsek, yapabilirsek, altyapıdan itibaren gençleri, özellikle sizin gibi çok düzgün insanları, ilerisi olan insanları doğru ve bilinçli yetiştirmek. Biz bunu futbolda altyapılarda yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olunca yetişebildiğimiz yerlere kadar yapmaya çalışıyoruz. İşte bunların okullarda yapılması lazım ki alttan düzgün bir nesil yetişsin. Küçük yaşlardan beri, 6-7 yaşından beri futbolla ilgileniyorum. Bu benim için bir eğlence, hedef, çalışma, başarı, her şey. Küçüklüğümden beri bu işle ilgileniyorum. Ve hedeflerime çalışarak, hocam da dediği gibi sürekli çalışarak geldim. Bundan sonra da bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. İsim Kerim Alcı, Almanya doğumluyum. 28 yaşındayım. Futbola 7 yaşımda başladım Almanya'da. 6 yıldır buradayım, Türkiye'deyim. Hocanın da Muhammed Enes'in de dediği gibi inanarak, güvenerek ve hayaller üzerine hareket ederek buralara geldik. Bu yolda devam edeceğimizi düşünüyoruz. Yani inşallah
bu sene de sizin de desteklerinizle şampiyon olmayı hedefliyoruz. İnşallah sizler de stada davet ederek işte bizim aramızda olmanızı biliyoruz. Sizi de bu Türkiye şampiyonasında şimdi de başarılar diliyoruz. İnşallah siz de şampiyon olursunuz ve İsrail de herhalde oraya, orada da bizi en iyi şekilde temsil edersiniz. Merhaba, ben Igor, Brezilya doğumluyum ben de. Ben de diğer arkadaşlarım gibi 6-7 yaşlarımda futbola başladım. Şu an burada olmamın nedeni çok çalışmaktan kaynaklanıyor. Ayrıca burada bir futbol takımının, kadın futbol takımının olduğunu öğrenmiş olmam benim için beni çok mutlu etti. Bu çok güzel bir şey. Bir de ayrıca burada olmaktan da çok mutlu oldum. Aranızda olmak bizi çok mutlu etti. Onlar İngilizce biliyordu zaten. Bilenler var hocam. Merhaba, ben Nijeryalıyım ben de. Adım Femi. Yaklaşık olarak 10 yıldır futbol oynuyorum. İlk defa Türkiye'ye geldim. Bu sene Türkiye'ye geldim. Burada olmak beni çok mutlu etti. Özellikle bu aramızda olmaktan çok mutluluk duydum. Ve böyle futbolla ilgili olmanız bizi ayrıca mutlu etti. Umarım sürekli böyle devam edersiniz. Önce Allah, sonra aile, ondan sonra futbol geliyor benim için. Yani ben kendimi bugün bile futbol oynuyorum. Bunu da şimdi mesela 3 hafta sakatlık yaşadım. Geri dönmek için sanki böyle saniyeleri sayarmış gibi oldum. Yani çok sevdiğim bir iş bu. Hocam, Gazi şehire gelirken geçen yılki final maçından sonra acaba hiç tereddüt yaşadınız mı? Acaba böyle gidersem ne olacak? Nasıl bir ortamda karşılaşırım sorusunu sordunuz. 10-12-13 dakika falan sürdü. Sadece başkanımızla detaylar üzerinde konuştuk. Onun dışında hiçbir şey konuşmadık. Oturduk, hemen anlaştık ve hemen buraya geldim. Hiç öyle bir kafamda öyle bir şey yoktu. Hatta büyük bir inançla da şampiyon olacağımızı söyledim. İnşallah bunu da Mayıs ayında gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, önce okulun ön tarafındayız, sonra arka tarafındayız. Tamam mı sevgili gençler? Arkadaşlar, o çekiyor.